Kıymetli katılımcılar, değerli izleyiciler, sempozyumumuzun ikinci gününde COVID-19 2 başlıklı 33. oturumumuzda sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Oturumumuzda 4 bildirimiz var. İzninizle bunları size hatırlattıktan sonra bildirilerimize geçeceğim. Profesör Doktor Rüçhan Gökdağ hocamızın COVID-19 pandemi yasakları öncesi ve sonrasında prime time'da televizyon izleme tutumlarının ulusal çapta genel içerikli kanallar bağlamında iletişimsel ve psikolojik olarak incelenmesi başlıklı bildirileri var. Doktor öğretim üyesi Mustafa Yalçın ve Profesör Doktor Beril Akıncı Vural hocalarımızın COVID-19 pandemisinde uzaktan çalışma ve kurumsal aidiyet akademisyenlere yönelik bir araştırma başlıklı bildirileri var. Ayşen Temel Eğinli, Doçent Doktor Ayşen Temel Eğinli ve araştırma görevlisi Neslihan Özmelek Taş hocalarımızın yüz ifadelerinin maskelenmesi COVID-19 sürecinde maske kullanımının kişiler arası iletişime etkilerine ilişkin bir analiz başlıklı bildirileri var. Ve son olarak da Hayri Timur ve Profesör Doktor İdil Sayımer hocalarımızın COVID-19 sürecinde komplo teorileri ve infodemi sorunsalının Twitter yansımaları başlıklı bildirileri var. Kıymetli katılımcılar, sırayla biraz önce aktardığım sırayla ben bildirilere geçeceğim. Sürelerimiz 10 dakika, hadi 12 dakika belki olabilir. Bildiriler sonunda sorulara zaman kalsın diye ki en sonda bildirilerin tamamı sunulduktan sonra soruları almayı düşünüyorum eğer izniniz olursa, bir sakıncası yoksa sizin için de. Süreyi etkin kullanacağınızı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. İzninizle şimdi Profesör Doktor Rüçhan Gökdağ hocama sözü veriyorum. Hocam bildirinizi sunabilirsiniz. Söz sizin. Buyurun. Evet, Sayın Oturum Başkanım ve katılımcılar, hepinize iyi günler diliyorum. Evet. COVID-19 pandemi yasakları öncesi ve sonrasında prime time'da televizyon izleme tutumlarının ulusal çapta genel içerikli kanallar bağlamında iletişimsel ve psikolojik olarak incelenmesi gibi uzun bir ismi olan çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam bir şey söyleyebilir Hocam, miyim? evet. Tabii. Sanırım sunumunuz görünmüyor hocam. Görünmüyor hocam ekranda sunumunuz. Ekran paylaşımı. Şey sıkıntıdan. Evet. Evet, şimdi göründü hocam. Tamam, şimdi geldi. Tamam. Evet, COVID-19 vakalarını ve de COVID-19'dan bugüne kadarki süreci hep birlikte yaşadık zaten. Ve de 29 Nisan Perşembe günü tarihinde ise Türkiye ilk defa 17 gün uzunluğunda bir kısıtlama içine girdi. Pandemi başladığından bu yana insanlar evlerinde daha uzun zaman geçirdiğinden beri ilk başlarda evde yapılan sosyal aktiviteler sonrasında ise sürenin artmasıyla beraber televizyon izleme oranları artmıştır. Bu araştırmada insanların 17 günlük kısıtlamadan önceki zamanda prime time'da televizyon izleme oranları ve tercih edilen program ile 17 günlük kapanma süresince izleme oranları ve de seçilen programlar karşılaştırılacaktır. Elde edilen bulgular psikolojik ve iletişimsel yönden tartışılacaktır. Burada televizyon izleme araştırma kurumundan alınan ve diğer literatürden alınan bilgileri sizlerle paylaştım. Gerek görsellerde gerekse full paper'ımda zaman kısıtlılığı açısından şu anda paylaşmıyorum literatür bölümü. Sonra bir anlatı aracı olarak televizyon konusunda da siz iletişimciler ve ben oldukça zaten yeterli bilgiye sahibiz. Onu da çok fazla açmadan
televizyonun hayatımızda ve dünyayla iletişimimizde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. O yüzden bu da araştırmamızın önemini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Tutum konusunda sosyal psikolojide tutumun ne olduğu ve de tutum değiştirme kuralları sanırım zaten hepimizin bildiği ve anladığı bir şey. Televizyon izleme tutumlarına baktığımızda stres ve sıkıntı durumlarında televizyon izleme yoğunluk ve saatleri artmaktadır. Stres anlarında özellikle uyku uyuma ve televizyon izleme davranışları oldukça sık görülmektedir. Prime time'ın ne olduğu burada bilgi olarak veriliyor. 20 ile 23 arası da kabul ettik. Share oranı var. Hepimizin takdir ettiği ve bildiği gibi. Hedef kitlelere geldiğim zaman tüm kişiler evrenim var. Bu örneklemde dahil olan 40 ilin nüfusu 10 bin üzeri olan kent ve kır, tüm yerleşim yerlerinde en az bir çalışan televizyonu olan hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki tüm kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşuyor. AB ve 20 artı ABC bir grubunun tamamını kapsamakta bu hedef kitle, genel hedef kitle. AB grubu deyince sosyoekonomik statüdeki bireyler evreni, örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde en az bir çalışan televizyonu olan AB sosyoekonomik seviye grubuna mensup hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşuyor. 20 artı ABC bir grubu ise 20 yaş ve üzerindekilerden oluşmaktadır. Ve de bu haneleri ziyaret eden 20 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşuyor. Kanal isimlerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Televizyon kanallarından ATV ile başlamak istiyorum. TİAK verilerine baktığımızda ki bilgileri bazı kanal isimleriyle paylaşmakta fayda görüyorum. Ben bu kanal isimlerinin altlarında genelde izlenme oranını, izlenme oranının Nisan ve Mayıs aylardaki farklılaşma oranlarını, Nisan ve Mayıs ayındaki farklılaşma olaylarını da izleme de yani bu top 10 demeyeyim de genelde total 10 olayları sıralamasıyla ya da izleme sıralamasıyla sizlerle paylaştım görsellerde. Okursam çok büyük zaman alacağı için atlıyorum. Zaten sonuçlarda tartışacağım. ATV, 360 kanalı, Fox kanalı, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1 ve TV8 diye. 8, evet. Evet. Burada günlere gelmiş oluyorum. Mesela pazartesi ve salı gününü slayta sığdırmak için bir araya aldım. Aslında gün gündü. Fazla slide olmasın diye birleştirdim. Bu günlerin altında rastgele seçilmiş bir gün var. Ve bu günlerin altında genel olarak bu rastgele seçimin dışında mesela Nisan ayında ilk pazartesi ya da son pazartesi diyelim aynı hafta içine denk gelmek üzere Mayıs ayında pazartesilerindeki rating oranlarını Nisan ve Mayıs aylarına göre karşılaştırmış bulunuyorum. Burada da yine full paper'da bunlar görünüyor. Zaten sonuç bölümünde de tartışacağım için hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Haftanın 7 gününü burada sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim çalışmamızın sonucuna. Verilerde görüldüğü üzere çoğunlukla TRT1 olmak üzere ATV ve Kanal D adlı yayın organları hem Nisan hem de Mayıs aylarında total 1'e yerleşmiştir. Share oranlarına bakıldığında Nisan ayında TRT1 12.08 iken Mayıs ayında bu oran 12.29'a yükselmiştir. ATV ise Nisan ayında 13.50 iken Mayıs ayında bu oran 13.77'ye yükselmiştir.
Kanal 7'de ise bir düşüş gözlemlenmiştir. Kanal D'nin şehir oranının 9.10 iken Mayıs ayında bu oran 7.88'e düşmüştür. Bu tablodaki tek istisna Kanal 7'dir. Kanal 7'nin düşen şehir oranı diğer iki kanala geçmiş ve onların değerlerini yükseltmiş olabilir. Ancak bunu tam olarak söylemek de mümkün değildir, takdir edersiniz. Kanal D'nin Mayıs ayı şehir oranı düşmesinin sebebi Mayıs ayında diziler dışında Çok Güzel Hareketler 2, Şarkılar Bizi Söyler gibi daha eğlenceli programların yoğunlukta olması olabilir. Bu araştırmanın evreni olan AB ve 20+ABC1 gruplarının COVID-19 döneminde 17 günlük tam kapanma sürecinde televizyon izleme alışkanlıklarının net bir şekilde arttığı görülmektedir. Total bire giren TV programları ve dizileri tam kapanma uygulaması olsa da olmasa da genellikle aynıdır. Bu veriler bize AB ve 20+ABC1 gruplarının televizyon izleme tutumları ile tam kapanma arasında anlamlı bir ilişki saptanmadığını ortaya koymaktadır. Dizi ve serilerin program planlayıcıları için hem haftalarca doldurulabilecek bir zaman aralığı olma, hem de dizi ya da serilerdeki süreklilik öğelerinin kanala bağlılığı teşvik etme avantajı bulunmaktadır. Bu durum günümüz televizyon yayıncılığı açısından değerlendirildiğinde kanallarda yer alan dizilerin çokluğunu açıklamaktadır. İzleyiciyi kanala bağlama ve buna bağlı olarak izlenme oranının yükselmesi bu tür program türlerinin artmasına zemin oluşturmaktadır. COVID-19 döneminde artan stresle beraber problemleri çözmek amacıyla özellikle orta yaş ve yetişkin gruplarında televizyon izleme eğiliminde artış görülmektedir. Ancak bu dönemde strese bu yolla çözüm bulunamamıştır ne yazık ki. Çünkü televizyon yayınları gerek haberler gerekse diziler açısından oldukça fazla uyaran içermektedir. Ayrıca COVID döneminde pandemi ile ilgili yayın oranı arttırılmakla birlikte farklı haber kanallarında çelişkili pandemi bilgileri stresi daha da arttırmıştır. Çelişkili bilgiler almak izleyicide stresi daha da arttırmış ve kaotik kaos barındıran bir ortam yaratmıştır. Haber kanalları dışında izlenmek için tercih edilen yabancı film yapım filmlerde ki sıklıkla korku içeren öğeler görülmektedir. Virüs içeren post apokaliptik filmler günde 5.000 pozitif vaka varken izlenmezken günde 25.000, 27.000 pozitif vakaları bulduğumuz bu günlerde daha rahatlıkla izlenmektedir. İzleyicilerin strese maruz kalma süresi arttıkça izolasyonları da artmaktadır. Bu durum ya hiç televizyon izlememek ya da sürekli korku barındıran yapımları izlemekle açıklanabilir. Tam tersi bir davranış olarak. Televizyon izleme oranları COVID döneminde oldukça artmıştır. COVID-19 pandemisi sürecinde dijital platformların örneğin Netflix, Hulu TV, Vudu TV gibi sunduğu çeşitlilik ve alternatiflere rağmen önemli bir konuda doğru güvenilir bilgi arayışı izleyicileri televizyona yöneltmiştir. Televizyon geleneksel bir medya aracı olmakla beraber orta yaş ve üstünün sıklıkla kullandığı, kullanmak için yeni bir cihaz ya da yeni bir bilgi gerektirmeyen bir kitle iletişim cihazıdır. Türkiye'de yapılan araştırmalar dijital mecraların gençler tarafından izlendiğini ancak yaş ilerledikçe geleneksel televizyon izlemenin arttığını göstermektedir. Gençler arasında da cep telefonu gibi mecralar geleneksel televizyon yayınını izlemek amacıyla da kullanılmakta. Televizyon hala en güvenilir mecra olarak değerlendirilmektedir. Pandemi döneminde televizyonun bu geleneksel program akışının devam etmesi, modern insanın alışılmış zaman algısının sürekliliğinin sağlanması, bir zamansal boşlukta amaçsızca sürükleniyor algısını ortadan kaldırması açısından da işlevseldir. Televizyona özgü olan bu durum dijital platformlar için oldukça farklıdır. Dijital platformlar zaman-mekan ilişkisini ortadan kaldırmaktadır. İstenildiği zaman izlenme imkanına sahiptir. Televizyon ise zamanı düzenleme hedefine yöneliktir. Televizyon gündelik hayatın biyolojik, zamansal akışını düzenlemektedir. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim sayın katılımcılar. İzninizle ben ayrılmak zorundayım. Derslerime yetişeceğim sayın Ayhan Hocam'dan ve sizlerden aldığım izinle çıkmak istiyorum.
Peki biz Rüçhan Hocama çok teşekkür ediyoruz hocam bu güzel sunumlarınız için. Keşke vaktimiz olsaydı biraz daha sohbet edebilseydik ama işiniz var, derse gireceksiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Dakika dakikalık artık kaldım değil mi hocam? Çok, çok harikaydı hocam. Çok teşekkür ediyorum.